Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın, günlerimiz aydın olsun, nasıl olsun. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız hakikaten alıştım evime. Gördüğünüz gibi videolarda hiç boş kalmıyorum. Çocuklarımın biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Allah razı olsun onlardan. Her zaman demişimdir, iyi ki benim çocuklarım. Herkese inşallah benim çocuklarım gibi evlatlar nasip etsin hepinize. Evet, sabah erkenden kalktım. Sabah yine Ebru'cum kahvaltıya gelecek tabii ki. Yine hep beraber olacağız kahvaltıda. Dün gördüğünüz gibi aşımızı olduk. Kızımın evine gittim. Bayıldım, bayıldım. Çok hoşuma gitti. İlk boş olarak gördüğümde pek böyle sanki bana bir şey geldi ama yerleşme esnasında anne dedi, sen gelme dedi bana. Ben görmedim tabii ki. Onlar bitti. Yoruldum dedi. Hem dedi burada ufak tefek senin de yapılacak işlerin olur dedi. Tamam kızım dedim. Ama aşımızı olduk biliyorsunuz. Aşımızı, en son aşımızı Berrin'cimle beraber sürekli hep ilkini de o almıştı. Aldı, beraber aldık, olduk. Oradan merak ediyorduk, evine geçtik. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Rabbim güle güle içinde oturmaya nasip etsin kızıma da. Oradan çıktık tabii ki beni getirecek. Hadi akşam yemeğini Belgin'cimin de arkadaşı gelecekmiş, büyük ihtimalle haberleştik. O gelemedi tabii ki ama tabii ki o da geliyor. Akşam yemeğimizi yaptık, kahvelerimizi içtik. Ondan sonra sepeti koluna, herkes yoluna der gibi oldu. Onlar da gitti, kal falan dedik. Yok kalmayalım, gidelim dediler. Akşam yemeğimizi de yedikten sonra anne dedi, yarın dedi kahvaltıya gel annem dedim, gel. Şimdi Ebru'cuğumu bekliyorum. Akşamdan makineyi çalıştırmıştım. Hemen kalkayım, onlar gelesiye kadar. Ben dedi arayacağım anne dedi. Gelirken dedi, tamam annem dedim ben. Tabii ufak tefek yeni eşya düzer gibi oldu benim ev. Hani bir evden bir eve taşınınca her şey olur. Mesela dün akşam pilav derin sudan dedik, arpa şehriye var mı yok. O şekil oldu, ufak tefek eksiklikler oluyor yaparken, onlar tamamlanıyor. Bir şey yaparken mesela tamamlanıyor. Bir evden dediğim gibi bir eve taşınırsa hepsi dört dörtlük oluyor ama bu şekilde illaki oluyor. Neyse onlar gitti işte, kahvaltıya şimdi bekliyorum onları, kahvaltıya gelecekler yine. Hep beraberiz. Önce bir kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra kahvelerimizi içeriz. Sohbet oydu buydu derken. Bazı arkadaşlar benim telefondan gelen o ses ne diye soruyor. O telefonun sesi telefonumun yani sesi. Onu koydurdum ben. Bahsediyorum da videolarda. Ebru diyor kaldır anne onu diyor. Hani müzik sesi koydurdum. O bana enerji veriyor, hayat veriyor. O biri beni aradı mı oynayarak açıyorum. Ben söylemiştim diğer videolarımda da, bahsetmiştim. Telefonumun müziği o. Onu koydurdum ben Berrin'e. Dedim bana şunu koy Berrin. Telefon müziği. Bazıları herhalde yadırgıyor. Birazcık ağır başlı olsan diyerekten diye. Şöyle olsan, böyle olsan. Hayatım herkesin kendi kişiliği, benim yapımda bu. Bazılarının hoşuna gidiyor. Benim böyle neşeli olmam, gülmem. Bazılarında pek hoşuna gitmiyor. Yok yaşının kadını değilsin, giydiğin kıyafetler hoş değildi. Ben böyle seviyorum kendimi. Sağ olun, sizlere de teşekkür ediyorum. Bunları bir uyarı olarak alıyorum ama belirli bir yaştan sonra kimse kimseyi değiştiremez. Yani belirli bir yaşı da geçtim yani. Benim kişiliğim bu yani. Özüm bu. Ne yapayım? Gülmeyi seviyorum. Neşeliyim. Böyleyim. Ben ne o kadar çok sıkıntılarım içinde hala hep gülmüşümdür sıkıntım olsa da.
çok nadir benim gözyaşım görürler yani, çocuklarım dahi olsa. Ağlasam da gizli ağlarım hiç kimse görmez. O da çok nadirdir. Bir iki kere sizlerin karşısında, artık bu eve yerleşirken çok duygulandım. O da böyle istemsiz bir şekilde gözlerimden süzülmüştür. Evet, kalkayım hemen şimdi, bulaşık makinesini boşaltayım ya da hep beraber mi boşaltalım, ben tek bir boşaltayım. Ebru'cumdan haber bekliyorum. Ondan sonra kahvaltımıza hep beraber devam edeceğiz. Ve dolabımı aklıma gelmişken söyleyeyim. Dün de çok Ebru'cumdan bazı arkadaşlar dedi, yönünü öyle çevir böyle çevir diyerekten diye. Hani sapını çıkar, aman aman, aman teknoloji nelere şey kız. Ben diyorum, o dolabı çevirecek herhalde diyorum ben. Böyle daha kapağı masaya vuracak diyorum. O yine sapını değiştirecekmiş. Ya işte sapı, işte kapı derler ya. o sapını ben ilk defa duydum. Ama o şekilde de sapını değiştirsek, bu sefer balkona çıkan kapıyla çarpışacak. En uygunu öyle. Çok mesela onu biz denedik. Böylesi uygun. Karanlık oluyor diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, biraz karanlık. O dolabın engellediğinden değil de bina çok yakın. Fazla bir güneş almadığı için karşıki bina, aşırı derecede yakınız yani birbirimize. Orası da yüksek olduğu için o engelliyor olabilir. O karanlığı o veriyor olabilir. Ne yapayım kız, ışığı yüksek mi olayım? Onu da beceremiyorum. Ne diye alacağım bilmem. Hani ışığı yüksek mi alsam acaba? Hani daha kuvvetli mi alsam? Diye de düşündüm yani. Ve bu arada belki dikkatinizi çeken, neden acaba ben hep bu koltukta oturup sizlere günaydın canlarım diyorum. Şimdi şöyle otursam arkamda cam. Kahve köşeme otursam arkamda cam. Yani ışıktan zaten çok nadir gözüküyor. Yani direkt ışık alıyor bu sefer de. Aşırı derecede parlıyor. En uygunu olan burası. Orada da oturabilirim. Orası da uygun olabilir. Ya orası ya orası. Aşırı derecede o cam. Yani şuraya oturuyorum, arkamdan orası cam, oraya oturuyorum orası. Orası bir derece, güneş gittiği zaman tabii ki uygun olur. Canlı yayın saatlerini sormuşsunuz. İlk yaptığımız canlı yayında da bahsettiğim gibi, ben bunu geçmişlerde de seviyorum sizlerle birebir sohbet etmeyi, ama dünkü canlı yayınımın başında da söylemiştim. Beni görmedin, hani beni okumadın diyen arkadaşlara üzülüyorum sonra. O kadar seri geçiyor ki kaçırabiliyorum yani. Bilinçli değil, bilinçsiz bir şekilde seri yazdığı zaman tak tak atlayıveriyor. Onun için çok üzülüyorum. Ondan sonra oturup düşünüyorum. Yani kendim gerçekten üzülüyorum. Bir de canlı yayın yaptığım zamanlar, ben çok sık yapıyordum canlı yayınları. Videolarımda bir izlenme düşmesi oluyor. Bu da beni üzüyor. Dedim nadir yapayım o zaman. Bak direkt de söylüyorum yani. Dünkü bir canlı yayınımda da bahsetmiştim. Dedim videolarımın izlenmesini düşünmezseniz her gün canlı yayın yapabilirim. Saatini söylemişler. Çok daha orada haklısınız. Çünkü bildirimler bazen gitmiyor. Bazısına iki kere gidiyor. İki tane gittiği oluyor. Ben bunu eski takipçilerimden biliyorum. Bazısına iki saat sonra gidiyor. Bir saat sonra mesela canlı yayın bittikten sonra gidiyor. Dediğim gibi onu bir düzene koyabiliriz. Acil işim olmadığı sürece dışarıda her gün, yalnız artık akşam üzerine doğru yapmaya çalışacağım. Tabii ki o izlenmelerimi gördükten sonra her gün sizlerle buluşabiliriz. Mesela akşamları yalnız kaldığım zaman, ama ki ola ki misafir olur, yapamam, acil o saatte dışarıda işim olur, yapamam, o zaman affınıza sığınıyorum. Onları yani yapamadığım zaman öyle olur. Ama her gün dediğim gibi elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Onu bir şeye alacağım artık yani.
aynı tempoda giderse her gün sizlerle birlikte olacağız. Akşam üstleri hep beraber ya da akşam olabilir, bilmiyorum tam saatini ama işte onu bir bakacağım yani o tempoya. Dediğim gibi evde misafirim olmazsa yapamazsın misafir olduğu zaman. Görüntü vermek istemeyebilir. Misafirime saygısızlık olur. Bu benim kızım dahi olsa bak o da bir misafir değil. Gerçi onların evi ama canlı yayında görünmek istemez. O zaman tabii ki yapamam. Çok fazla konuşma kadın kalk makineyi boşalt deyin bana. Birazdan telefon beni oynatır. Kalkayım şimdi gideyim mutfağıma makinamdan başlayayım. Ondan sonra kalkayım yedek odamda hemen oraya bir toparlayayım, düzenleyeyim. Kahvaltıda görüşürüz. Ya da makineyi boşaltıp görüşürüz, sohbet ederiz zannedersiniz. Evet, hep beraber boşaltalım makinamızı. Aklıma gelen bazı şeyler oldu. Onun için dedim beraber boşaltalım. Benim masamı soran arkadaşlar var. Mutfağa girince masayı görünce aklıma geldi. Masayı kaça aldın diyen arkadaşlarımız var. Masayı 1,5 TL'ye aldık hayatım. 1,5 milyar aldım. Evet benim de çok hoşuma gitti. Doğru söylüyorsunuz. Hakikaten kız dediğiniz gibi böyle ışılıyor, ışık oluyor. Ama binadan. İnanın bana bina çok yakın. Ah Ebru'cuma gittim. Bak bunu şu çay bardağını ondan almıştım ya. Onu devamını alacaktım ben. Orayı da çıkardık. Anne unutma dedi yavrum. Maalesef unuttum yine ya. Neyse bir daha. Hatırlatsam mı acaba? Telefonu açıp durdur. Kız iyi. Aklıma geldi. Çıkmadıysa bir hatırlatayım ben. Doğru kahvaltıya gelecekler ya. Kalktıysa tabii. Annem kalktın mı? İyi anneciğim ve gelip o çay bardağını getiriver. Unutmuşum saplı ya. İyi hadi annem görüşürüz. Hadi. Evet. Onu da hallettik. Onlar da birazdan gelirler. Derinciğim yavrucuğum hemen akşam yemekten sonra kalktı. Ben geçtim buraya. Anneanne sen bırak beni. Ne güzel vallahi değil mi? Küçükken bak büyüyünce. Sen otur. İlk eve taşındığımda buraya geldiğimde düşündüğüm şey neydi? Şimdi makina mesela. Ben kendime bu makineyi nasıl dolduracağım herhalde. Şimdi doluyor her gün. Şimdi her gün doluyor bak. Evet bunu boşalttıktan sonra ben sağa sola ufak tefek toparlayayım. Balkona geçeyim. Çocuklarımı bekleyelim hep beraber.
Evet, benimkiler geldi kahvaltıya. Demir parmaklıklarından da zor gözüküyor. Şöyle yapayım. Sizinki bu kadar çıkar mı? Bu kadar çok değil ama yine böyle sesi var. Var de, canım o kadar. Benim kullandığım da aynı bu şekilde çıkarıyor. Yumurta kaynadı iyice. Nasıl seviyorsun? Isınmadı ya kız bu ama. Aşağısı hiç fark etmez. Ama o sıcak suyla da şey olur. Şöyle keten koyayım. Fatih sıcak ekmek sordu, hemen dedim ben ısıtırım. Menemen de yapıyoruz. Evet. Tereyağını sürdün mü? Tereyağını sürmedim. Sıcakken çıkardığında böyle. He, olabilir. Şey sürüyor. Bu üstündeyken sürüyor, o güzel oluyor da. Ben sürüp direkt açıp öyle kızartacağım da. O zaman bir tabağa çıkar tereyağı anneanne. Tabii. Kaşıkla hadi. Bak şurada. Hangisine bir şey yapıyorsan. Aslında dediği zaman bu da sürsek mi acaba? Bu işlerden sen iyi anlıyorsun. Hadi seni bir alayım şunun başına. Hayır, şöyle yapsın. Aç şimdi hemen bıçakla. Al şöyle sürüver. Bıçağı evet sen aynen yap hadi. Çayı kim demledi kız? Ben demledim anne. Ne zaman demledin? İçerideyken herhalde. Şu sepeti alayım mı aşağıya? Al al. Dur vermedim bu ağır. Baksana. Artık köyden böyle bana taze taze organik. Aynen Fatih. Yine toplamış. Maşallah patır patır dökülüyor. Ay anne maşallah bereketli bereketli. Şimdi demek ben yine şey yapacağınızı. Aha bir arayacağım. Onun TV ünitesinin üst kısmı asılmadı daha yerine. Kontrol olmadı. Evet. Fatih'in de matkap falan takımsam da arabanın arkasında. Yazık, kıyamam artık. Kaç ev arasında takım çantasıyla geziyor. Evet, evet, arabada. Sağ olsun. Bak şunun içine mi koyacaksın anneciğim? Kızaranın içine koy, bir posta daha atarız. Bunu açtın mı? İki de üçü al istersen anneanne. Açık o açık. Bak o. Isınıyor da 3'e 4'e mi alacağız? 4 daha. Menemeni kapattım. Şimdi pişirelim. Sıcağıyla pişsin biraz. Pişsin. Hadi. Menemen pişti biraz. Şimdi bir ekmekleri bekliyoruz. Buna da koy. Hocam birazcık ısınsın. Şey, senin tereyağın böyle katı ya. Bizimki daha şey olduğunda. Kız dolaptan çıkan tereyağı hep aynı kadar olur. Yok ya öyle değil. Ekmek üstüler var ya. Şimdi önden çıkarıyorsan mesela tereyağını bir 10-15 dakika önceden evet o zaman eriyor ve kolay sürüm oluyor. Bilemedim. Eve gidince bir bakayım tereyağına. Yani afiyet olsun oğlum. Allah verdi iki göz. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. O öyle denir ama. Onu diyecektim Ezine. Afiyet olsun bakalım. Nasıl olmuş menemen olmak? Sağ ol. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Okuldan bahsediyorduk da Ezine. Rötrogaz bize mal kaldı. Ondan sonra başlayınca önceden diyor derim. İşte
İşte okullar normal düzenindeyken 5 gün okul, 2 gün tatil ya. Evet. Tam tersini düşünüyorduk diyor işte. 2 gün okul, 5 gün tatil olsa sonra hepten tatil oldu. Hepten kapandı şimdi. Açılsın diye bekliyorsun. Bakalım açılınca gene şey yaparlar oğlum. Çok değişik olur işte. Başlayınca uzun süredir okula gitmeyince. Ay evet. Okul düzeni. Yeni bir hayata başlıyormuş gibi. Ya bire gidenler ne yapacak oğlum? Geçen yani kapanmadan önce onlar tekrar baştan alacak. Unuttu evet. Hiçbir şey yok. Aynen okuma yazma hepsi baştan. Evet. Sabah erken kalk düzenine alışmamız lazım. Alışmamız lazım yavaş yavaş. Aynen. Ben gene erken kalkıyorum. Gözü yine kalkıyor da ben uyuyorum ya. Vallahi alışırsın sen de. Gecim çok tertipli, düzenli, standart bir hayatı var. Değil mi? Aynen, kurallara uyan. Aradığınız Ejin nerede ben göremiyorum da. Aa öyle deme, öyle. Bilmiyorum vallahi, bizim yanımızda olduğu zaman hep öyle. Hayır, biz ikimiz köyde kaldığımızda da baktım benden önce kalkmış vallahi, şalvarı çekmiş ayağına. Dedim gürültü yapma dedim, bak şimdi dedim teyzen meyzene. Benim dedi görevim var, onları yapmam lazım dedi. Ne yapacaksın sen dedim ben. Civcivleri besleyecek, suları, kedilerin sularını değiştirecek, onları yapmam lazım dedi. Tabii. O görevlerine sadık yani, böyle standart. Yapıyor. Duydun mu anneanne? En son geleceğin zaman, son bir iki gün müydü? Öğleye kadar falan yattım böyle. Yorulmuş. Evet. Tabii o zaman da ki gece şeyde, yorulma değil. Tablette 3'e 4'e kadar böyle tabletle oynuyorum. Yok 3'e 4'e kadar dayanamam da şey. Bir de 2'ye kadar. 2.5. E ne var arada? Yani şimdi yarım saat. Yarım saat mi başıma kakıyorsun? Hiç. Onu mu söylüyorsun? Evde yapıyor zaten. Diyorum çamaşırları bugün sen katlayacaksın diyorum. Oturuyor katlıyor hepsini 1 saat 2 saat sonra böyle. Ona bir şey söyledin mi yapıyor ama söylemeden yapmıyor. Ben de mesela böyle böyle diyorum, onları yapıyor ama öteki türlü söylemeden aklına mı gelmiyor bilmem. Sabah da mesela benden önce kalkıyor ya. Kalkıyor diyor abla diyor yarın diyor tost yapacağım diyor, yapabilir miyim? Hani ben akşam mutfağı topluyorum, siliyorum, yatacağım ya. Mutfağı dağınık gördüğüm zaman ya da batık gördüğüm zaman bir azarlıyorum onu. O da böyle oturuyor dinliyor. Ama acıkmıştım diyor. Ben diyorum toplasaydın en azından, masayı silseydin falan. Tamam, masayı siliyorum. Ertesi günde masayı siliyor. Beze atıyor. Ondan sonra diyor masayı sildim ama masayı sildin diyor. Bezi yıkat demedin ya. Tamam, sen de kabarsan diye. Evet. Masayı sil, bezi yıka, kurutmasını yap. Ondan sonra sırasını hepsini söyleyeceksin ki o da yapacak yani. Mesela kofleks falan alıyoruz arada. Diyorum onlara sakın diyorum elemiyorsun. Ben kalktığımda koyacağım sana diyorum. Bakıyorum gerçekten ellemiyor. O bitti yalnız. Bitmiş. Azdı zaten. Kızımın aynen içinde ben gördüm zaten çok azdı. Zaten eşin için almıştım. Sabah benden önce kalkıyor ya. Aynen o açlığa dayanamıyor ya. Evet. Mutlaka bir şeydir. Titriyor. Benim gibi. Hı. Şimdi gözün açıldı mı? Kahvaltı yapınca. Aynen. Belli zaten. Hadi bakalım kızım, sen de güzelce karnınızı doyurunca topla, bize bir kahve içeriz değil mi oğlum? İçerim. Evet. Oh, kahvaltımızı yaptık. Kızım mutfağımı bir topladı, ellerine sağlık. Kızımın şimdi kahvelerimizi yapıyor. Ondan sonra bir de kahve keyfi. Bandana ne yesinler senin? Tam bağlıyordum. Derin kahve diye bir ses yükseldi. Yavrum tam bağlıyordu. Derin dedim, fırladı geldi bağlamadan. Annemden biliniyor. Kahvemizi de içelim bakalım. Ondan sonra neler olacak? Siz büyük ihtimalle teyzene gideceksiniz. Sanırım. Evet. O da tam belirtili. Senin dediğin gibi oraya öyle çok güzel. Bakarız beraber de. Dedim ki şimdi bunlar böyle dedim. Olur mu? Olur tabii, neden olmasın da. Evet. Şöyle ikili güzel takımlar oluyor. Evet. Küçük küçük şeyleri oluyor. Aynen, daha güzel. Aslında var ya orada şey olsa, fiş olsa, şunu bile oradan hiç kıpırdatmam ben. Aynen. Üçü orada ama yok işte anneannem, bir oraya koymamışlar. Yani oraya bir kablo şey, nereden şey uzatabilirim? Fırının arkasından. Üçlü priz taksam. İşte onu diyorum. O fişi de hiç çıkarmazsın. Evet. Bakalım ya, yavaş yavaş oturulacak her şey. Torunlar da yardımcı oluyor. Bak daha güzel fikir sundu kızım benim. Aynen. Ya da bizim evde var ya hani şeyde, dolabın içinde baharatlık. Öyle bir şey alıp koysan
tuzunu şeyini hem yemek yaparken hiç böyle açmazsın. Şundan hemen kapağı kaldır, koyarsın. Evet, inşallah. Dur bakalım. Uygun şeylere bakarız. Bakarız hep beraber anneciğim. Yedik, içtik, evet. Kahvelerimizi de içtik. Belgin'cime de çok selam annem. Aleykümselam. İnşallah o tam iyice yerleşince ben de gideceğim, söyledim de. Ya o yerleşti de şimdi şey... Ufak tefek gene oluyor. Onlar yoruyor zaten. Evet, sana. Büyük eşyayı pat pat koy. Aynen, hem gideyim ben de yardım edeyim. Zaten TV'nin ütesinin üst modülünü şimdi Fatih yapabilirse üst modülünü duvara monte edecek. Hı. Onu bile kaldırsak bir faydamız olur. Herhalde yani. Yardım edersin sen annem canım, yani. Bana günlerden beri yardım etti, sağ olsun. Allah razı olsun. Geldi tabii gitti. Birbirimize hep geç anne. Sen de daha sonra gelirsin inşallah. He, haberleşiriz anne. Kurtçuğum. Ne kurtçuk? Annesi ona kurtçuğum diye seviyor. Aynen öyleymiş. Tam kurtçuk. Ben de bitler çikolatam derim. Hadi oğlum, ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Öyle mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz şey anneciğim. Haberleşiriz. Sağ ol Fatih oğlum. Görüşürüz anne. Hadi görüşürüz. Sepetimiz. Ya dur be. Hadi al da gel. Sepet. En önemli. Çünkü buraya erzak geliyor onunla. Oldu, boşalt ya. Kız köyde sepet ne işlere yaradı. Orada toplamayaydı. Şimdi Antalyalara geliyor gidiyor. Tabii sepetim Antalya havası bir aldı. Sepetimi koluma. Herkes yoluna. Hadi herkes. Ay oğlum. Hadi. İyiyim. Bak bak. Kıyamam. Evet bana. Çok yemek yapıyor ya. Soğanla uğraşsın. Eline uğraşma. Ay teşekkür ederim. Oh, ben istiyordum. Sağ ol. Biliyorum, ben de demiştim ben ona bir ara. Bak. Aa, inanmıyorum. Mutfak şeylerime bak, bu kadar mı olur? Benim aldıklarımın renginden aynı. Gold bir ton rengi. Açı. Gold işte, gold rengi aldım. Ne, bir de pembe vardı. Hadi dedim gold. Hayır, hayır. Şeyim, çay matiğim olsun. O takımım. Bunun bir ton koyusu. Pembesi vardı valla. Gold dedim, daha gösterişli dedim. Gold olsun. Hayır, gold olayım. Güzel olmuş. Hayır, zahmet etmişsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Bayağı ayrı düştüm. Vallahi istiyorum. Neden gelebildim? İyi yerleşmişsin ama bir süre olmuş. Yerleştim. Çok ufak tefek kaldı gülüm ya. İşte onlardan. Ya onu da zamanla yaparsın. Ya. Yani dur. Şimdi başka kolay bir evden... Kolay değil mi ev dizmek ya? Başka bir evden çıkıp da gelsen neyse. Ya o ayrı konu tabii. Dün plan ve şey yapacağız. Yapacağım. Çocuklar burada. Derin soruyor. Arpa şehriye var mı? Yok. Kendi gelin soruyor. Derin. Ha derin. Bana gelin soruyor. Hangi yerin diyor. Plan o yapacak. Biliyor musun? Yemekler yapılıyor işte. Yemekteyiz burada. Anneanne, ama anneannem dedim bu ev yeni düzülüyor. Dur dedim. İşte unutuyor insan. Ha şimdi o aklıma geldi. Gittiğim zaman alırım. Yavaş yavaş dışarı çıktı. Yani şey ne yapıyor? Murat ne yapıyor? İyi o çalışıyor Murat, ne yapsın? İşte biz de Elif'e arıyorum. Adam tarafa diyelim dedim. Azıcık Elif'e arıyorum. Ne zamandır gitmedik Elif'e. O da eve işsiz diyor. Ha doğru dedin. Nereden buldun? Sen şurada o değil mi senin ev sahibi market? Şurada kalıyor. Ha seninki burada mı? Ha şurada küçük bir market. İçe doğru. Küçük değil. Büyük içi büyük de içe doğru kalıyor. Şeyin içe doğru şey ya, pidecinin yanı işte. Tamam işte önünde ha. Açık şeylik var ya. Biraz içe doğru kalıyor. Ha ben seninki bu sandım. Yok değil. O nerede? Elif. Elif aynı mahallede. Fırının yanına taşındı yine. Hangi fırın? Yakın mı yani? Yakın yakın. Aha. Sana yakın değil. Cadde var. Kendi mahşeyine, eski evine yakın. Eski evine yakın. Ha, sizin beraber yakın oturduğunuz aynen. Bir yer vardı. Orası mı? Bugün aynı mahalleden çıkmıyor mahalleden. Yalnız çıkıyor. Bile bile otursun orada ya. Aynen. Orada senin yeni olur. Evin, onun yeni aynen. Ev geziyor. Ev geziyoruz artık. Aman ne yapacağız. Çıkaydı. Filiz'de bir kahve içerdik. İşi mi var? Tolga aradı onu. Onun bir müşterisi varmış. Ama müşterisi de öykü yaşı almışlar. Galatasaray forması. Orjinal. Ona gitti o da. Kız değiştikçe büyüyor çocuk, kurulmuş. Bir de biliyor ya sen de kafayı nasıl evet, tutacağım, nasıl şeyden bakıyor kapıda. Edepsiz ya, nasıl bakıyor ya, vallahi. Aman iyi olmuş. Büyüyor yaşanan da gelmiş beyaz eşyaların. Ah sorma, dellendim, iptal ettirdim dedim ya. Telefonlaşıyoruz gerçi hep Mükü'yle de. Ya ben sabırsızım, uyumu biliyorum. Ben öyle bekleyeceğini bilseydim. Aman gider oradan. Hiç arada bir fark yok. Aynen ya. Daha bile uygun yani. 100-200 arada oynasa da. Yok hiç oynamıyor. Hiç oynamıyor. Kesinlikle dayamadım. Neyse bir kahve yapayım ben de ondan sonra konuşalım. Ben iki tane ne yapacağım be? Yedek olur, sen karışma. Ha
Bak başladık. Yedek olur, bir tane yeter bana. Çıktık birazcık, alışverişimizi yaptık. Aynen. Bazı arkadaşlar soruyordu, Müpide taşınacaktı diye ben bahsetmiştim. Taşınacağım ama benim zamanım var diye Mart, nasıl diyeyim, bulursam kendime göre çıkacağım. Yani çünkü... Adayınca bugün değil yani. Evet. Böyle kaç ay sürecek? Acelesi yok demiştim ben de. Yani ev sahibinin babaları gelecekmiş diyerekten diye, ama ha dediğinde de kolay değil biliyorsunuz. Hı-hı. Bulmuyor, ev taşımak, ya buluyorsun gönlüne göre olmuyor. Öyle. Bulduğun gönlüne göre olan çok uzak oluyor. Benim bahsettiğim ev gibi. Ben de uzak istemiyorum. Aracın olacak. Benim dediğim ev, orayı ben bile istemedim ya. Nasıl isteyeyim? Nasıl ama sen artık şimdi oradan bulamazsan şu semtlerden de oralarda. Mecbur bu yakınlara en azından fizyoloji getir. Şuradan çevir yoldan basar gider. Çünkü altında aracı var onun. Kız bakarız, dur. Ben acelem yok sana. Benim işte, acelem yok. Yavaş yavaş. Olursa. Aynen aynen. Var dediğim gibi, ben mesela Belginlerin orada biz bulduk. 1300 dedi. Belginden bir sokak aramız. Anam girsen oturulacak gibi. Otur. Eski bina, bir de oralarda çoğunda asansör yok. Eski hayır, girişti zaten. Giriş katı mıydı? Baktım girişti. Genelde öyle bakıyordum da. Girişti. Ablacığım tamam, sen öyle diyorsun, eski bina da. Yapan yaptırıyor. Adam kendi oturmayacaksa niye uğraşayım diyor. Oturan böyle otursun, çarşı içi diyor. Boş gelir. Çarşı içi diyor. Ne dolabı var kırılmış, ne bir şey, hiçbir şey yok. Kesinlikle. Evet. Dedim aa olmaz kesinlikle, tam gönlüme göre dedim. Valla güzel güzel, tam sana göre. Değil mi? Tam gibi, bana göre kutu gibi. Hele o köşeye bayılıyorum. Nasıl güzel canım. O köşe, kahve köşe. Çay köşem, evet. Perdeyi de açıyorum böyle. Mahallen dedikodu çıkarlar olur ya, oradan kim gire kim gire şöyle bir bakarsın. Ay işte öyle yapmam da yani güzel oluyor. Evet yani orada evet. Öyle oturması. Ben bekliyordum yani Filiz de yukarıya gelsin diye ama işi varmış. Tolga aradı onu. Elif de fazla oturmadı. Bir kahve içtik kalktık. Oraya ne yapmak gittin? Bir işin mi var? Yok işim yoktu. O da taşındı. Gidemedik hiç. Ona da gidelim. Nasıl dedim, bu tarafa gidiyoruz. Beni bırakacaksın, önce Elif'e uğrayalım dedim. Ha, iyi yapmışsın. Her şeyin aklında hayır var. Tabii aynen. Şimdi bir oraya yolun gidiyorum. Üstü. O da oraya gittikçe gittiniz, oraya gittikçe. Camdan C. O da tam yerleşti. Yerleşmiş, yerleşmiş. Kız ne yapıyor kız? Evlenen? İyi, Ceren iyi. Olaya da işte olur. Orada değil mi? Çalışıyor Ceren. Başlatacağım işe, başlatacağım. Bir okulda işte yemek falan, gıda mühendisi ya. Özel bir okulda. Tabii canım, özel bir okulda. Yemek falan veriyorlar sana. Ha, tabii. Gıda mühendisi, evet çalışıyor. Öyle yerlerde şey. Emine de değil. Emine de girdi şu. Aa, onlar benim sana. Kız biz kaç ne kadar oldu görüşmeyeli. Bile geçti. Geçti bir ayı. Bizim ev telaşı derken, bunun evi derken hakikaten görüşmeyeli. Bile geçti, geçmişti tabii. Hiç bu kadar ayı kalmadı. Bugün başladı o da. Hadi gözün aydın. Güzel bir son. Ay, tam Emine sana göre dedim ben de. Tam Emine'ye göre. Ne? Güzel bir sonunda. Şey be, nasıl diyeyim sana? Şeye giderken gençler var ya, Lara tarafına giderken. Böyle gitmiyorsun da. Laura'dan şöyle bir ana cadde, tamam. Ana cadde ileri gidiyorsun. Hı-hı. Da oradan Laura'ya dönüşen bir yol var. He, o taraf. O tarafta. Gençler yakın hani dedi. Güzellik merkezmiş, orada muhasebe işte. Büyük mü? Büyüktür muhasebe tuttularsa. Valla ben gidip görmedim göre. Ya hayır, şimdi muhasebe tuttularsa işte büyüktür yani. Hesapları tutacakmış Emine. Tamam. Girdi çıktı da güzellik merkezi ya. Milletten paralar toplayacak. O tamam, o zaman o işlek ve büyük yerdir i̇şlik, orası. Her şey vardır. Vardır. Güzel, sade bir... Tabii canım, fırnak, mırnak, epilasyon, karın çatlaklıkları, şey, çatlaklıklar, tamam. Matlaklıklar. Evet. Anne geldi, dedi vallahi ben hiçbir şey kalmadı. Hayır, ben tam diyecektim sen dedim. Hem de senlik biraz, orada çalışıyor. Gel, hevesimi aldım ben. Evet, aldım. Zayıflayamadım, hevesimi aldım, zayıflayamadım. Tamam, boş ver. Etliyim, mutluyum, mutluyum. Aynen. Aynen, Filiz'in dediği gibi zengin gösterisi. Vallahi, ondan atıyorum kendimi. Anne de zengin gösteri, boş ver kilolu kaldım. Ne yapacaksın, kedi yetişemediğim ciğerimde. O hesap bizde, zayıflayamıyoruz. Bizimki de zayıflayamayınca... Öyleyse, ne yapayım artık, olmuyor, ne edeyim, o kadar uğraştım. Saldım gitti artık, bir de evde kalıyorum şimdi, Öykü'yle beraber. Öykü'nün peşinde evde biliyorsun, sakin bir çocuk, o kadar koşturulacak bir çocuk değil. Aynen, hareketlendiriyor. Yiyoruz, yiyoruz, oturuyoruz Öykü'yle. Yiyoruz, yiyoruz, oturuyoruz Öykü'yle. Öykü de öyle maşallah böyle oldu. Hakikaten mi? Onu da aralara, edepsiz. İkimiz de yiyoruz, yiyoruz, oturuyoruz artık. Evet, Öykü bir tarafa devriliyor, ben bir tarafa devriliyorum. Ne olacak? Olacağı bu. Sakin çocuk olunca. Efe de babaanne de işte, halalara gitmeden gelmedi o da, halalara gitsin. İşini ara mı ver? İzin aldılar ya. İzin aldılar. Yani. Halası öğretmen ya, işte okul açılışına gidecekler herhalde yakın. Zaten artık okullar da İşte bu ay sonu gider herhalde. Düğünleri varmış bu hafta sonu. Ondan sonra gider halası, ondan sonra Efe de gelir.
Yapacak bir şey yok. Yerleşemedim. Bir araya gelemedik diye kudurduk. Ve havadisayla birikti bak. Bak ay, aynen. Evet. Aban ne yapıyor? Gitti geldi. Ablana. Kız evet o ara. Ay, ablana da gidemedim ya. Ama evet. Senin de telaşın vardı o zaman. Aynen ya. Tam telaş. Hepsi değil mi? Üst üste geldi. Ya, ona kaldılar bir hafta işte o zaman. Ne yapsın? Tam da sıcaklarda geldi onlar bir yere. Ramiz de işte değişiklik yapacakmış herhalde. O esnada işte hani öyle tatil yapalım işte gidelim teyzemin yanına demiştik. O boşlukta geldi. Ramiz başka türlü nasıl gelecek? Çalışıyor. Değişiklik boşlukta. İş değişikliği boşluğunda işte işe başlayalım bir hafta ara vereceğim. Değerlendirelim dediler. Neydi o? Bir pideci miydi o? Ne pidecisi? Perdeciydi. Kaç tane iş yaptı? Şimdi sondaj işine ki pideci askerden önce, evlenmeden önce yapıyordu. Ha, çünkü yaptıydı Ramiz ve aklında değil mi? Tabii canım o pidecik de olsa oho şimdi değil mi? Olduydu. Sontaj işine kuyu açma. Çukurlar var ya bizim çeşit çukurlarımız. Ay canım. O işe şoför olarak imiş herhalde. Ha iyi şoför olarak. Şoför olarak bu işçi olmuş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ne iş olursa olsun evini geçindirsin. Öyle canım tabii hiç canım. Hiç önemli değil. Aynen. Sonta ekmeğini kazansın. Nerede kazansın? Kazansın. Hiç önemli olmamalı. Ailesi var. Çoluğu çocuğu var canım. Hani boş durmaya şey olmaz. Ailesi çalışmıyor mu? Yok yok boyunca çalışmıyor. Evet. Bir tane kızı var. Aslında destek evet. Olsa, pembe baksa kıza da çalışsa mesela. Herkesin kendi düşüncesi, bir şey diyemezsin ki. Yani ne elinde ki. Kalıyor? Keh kızında, keh oğlunda, geçiyor işte kere de geçiyor. Ben gibi. Aynen. Geçen aradım, dün mü öyle gün aradım, ne yapıyorsun? İnternetçiler geldi, internet bağlısıyım. Bak sen! Torunlar içidir kız. Ne torunları? Kendi içi. Ben de burada film bilim açtı ki benim evde. He. Ben de gidince baltayım bak çok güzelmiş. Benim televizyonda bağlanıyor internete. Bağla tabla dedim en azından görüş... Ben de şeyle görüşerek konuşuruz. İnternet üzerinden diye şey yapıyorum. Bağla tabla dedim. Ha, iyi. Burada geçen işte dedi. İnternetçiler vardı. Şeyi bağlatacağım dedi. İyi dedim, iyi olmuş dedim. Yani iyi. En azından görüntülü konuşuruz dedim. Evet. Hem film seyredersen açtıysan hoşuna gitmiş. Aynen hoşuna gitti. O geçen geldiğinde de hep böyle. Biz her akşam internetten bir film açıyorduk. Öyle seyrediyoruz. Ondan sonra yatıp uyuyorduk ablamla. Sen boşuna öyle gitti. Diyorsun. Ben televizyonu alırken bana diz olsun. Ben fonksiyonunu bilmiyorum. Ne bulaşık makinesi bulabildim. Her şey dijital. Kızlar diyor ki yok yok. Yok ki düz öyle. Satıcılar çok yok zor diyor. Bulursun. Ha. İnternete bağlansın ne var ne güzel işte. Ya ben zaten film açıp bundan ben beceremem öyle. Müslüman şeylerin filmleri. Fertler Flash diye de açarız. Fertler Flash. Onu sen açarsın. Ben açılmıyorum işte. Öğrenirsin. Dedim ben beceremem dedim. Bana normal kanallar dursun yeter ne internete girebilirim. Evveli gün Ecrin'in yakın olduğu için ya geldi baktım YouTube'a. Aman dedim Ecrin'in dedim YouTube'a girdim normal kanala dedim. Seyredince geç ben geçemem dedim. İşte sen seyretmesen torba seyrediyor. Çocuklar seyrediyor. Yani. Varsa imkanı alacaksın yapacaksın. Koy dursun bırak boş ver. Yoksa evde internet var. Ya artık öyle yaptık. Televizyonda öyle bağlatacağım. İyi olmuş, iyi olmuş. Güle güle kullan. Güle güle otur evinde gerçekten. Sağ ol gülüm, sağ ol. Hep beraber. Hatta sanırım. Biz sen de giderdi, biz sen de giderdi. Biz öyle yapıyoruz. Evlerde yok muyuz? Adrasa. Aynen. Ya da başka yere kaçıyoruz. Aynen ya da başka bir yere gideriz. Aynen. Şimdi de biz kaçalım gidelim çünkü işimiz var. Akşama ufak tefek hazırlıklar yapacağız. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.